Yağmur şu anda durdu dolayısıyla. Gezebiliriz. Hareket halinde olabiliriz yani. Evet. Şu anda kameramın açısı iyi. Oo. Az önce ayağım ıslandı. İyi bir his değil yani, ıslanmaması lazım. Bir de ayağımda bot var. Yani çok büyük bir ağırlık oluyor. Az önce ıslandı ama nasıl kurudu onu da bilmiyorum. Ateşin yanında olduğum için artık bilmiyorum, vücut ısınma herhalde. Kurudu. Böyle güzel bir gün daha. Hem de çok çok güzel. Bu aralar dağlarda, tepelerde kar var. Dolayısıyla bir sonraki çekimde muhtemelen karlı bir ortamda olmaya çalışacağım. Çünkü karı da özledim diyebilirim. Çünkü denizin tadı ayrı bir güzel ama kar olduğunda atmosfer daha başka. Hepsinin kendi içinde ayrı bir güzelliği var. O yüzden de bir dahaki çekim karda olacak diye düşünüyorum. Şuna benzer bir bitki Stafford, Edie Stafford Survivor'cı, hayatta kalma uzmanı. İzliyorum her zaman onu YouTube'da. Ona benzer bir bitki yediğini hatırlıyorum. Tabi o bu değil. Adını bilmiyorum ama. Hatta şu dostunu da deniz salatası niyetine yemişti. O da bu olmayabilir. Sadece benziyor anlamında söylüyorum. Seni izliyorum Stafford. Sayende öğreniyorum. Ve öğrendikçe tadına bakacağım. Ama şu anda değil, riske atamam şu anda. Çok istediğim şeylerden biri kış döneminde, yani havalar şöyle, yani 5 derece değilken bugün 5 derece diye tahmin ediyorum ama şöyle bir 15 derece olsa, 15 derece olsa denize girerim kesinlikle. Yani ateş var. Kışı denize girmeyi seviyorum çünkü deniz daha temiz oluyor. Bugün nispeten biraz daha dalga olduğu için biraz yosunlar kıyıya vuruyor ama dediğim gibi soğuk havalarda genelde böyle deniz daha temiz oluyor. Bilemiyorum bunun nedenini. Ama yazın mesela bu sahillerde her zaman böyle daha yoğun bir dalga olur ve daha yoğun bir kirlilik olur. İnsanlar burada denize girmediği halde. Ama kışın daha durgun bulabiliyoruz. Yine söylüyorum, bugün hariç. Çok renk geldiği için söylüyorum. O yüzden kış döneminde denize girmek çok daha keyifli olur. Bunu yani yapmak istiyorum, yapacağım da ama işte o günü denk getirmek lazım. O. Biraz su yuttum. Biraz su yuttum az önce. Suya girmeden su yutmak da bu olsa gerek. Çayı şöyle bırakalım. Bakın. Burada midye, burada da var arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın şurada küçük midyeler var, dolu. İşte yenileceğini bilsem yerim ama dediğim gibi aman, Marmara'da ki midyelerde deniz demir oranı yüksek deniliyor. Bunu gazetelerde gördüm, internette. Dolayısıyla her midyeyi yemek uygun olmayabilir. Böyle devam edelim tura. Gezmeye devam, dolaşmaya devam sahilde. Bakalım neler var başka.
En azından sahilde olanları, yoksa çok çok ama çok çok var. Bu karton. Bunlar değil de şöyle pet şişe gibi olanlar bunlar. Çevre için çok zararlı pet şişe ve poşet. En azından bunlar alabiliriz. Şurada da var. Şimdi geri dönüşüm işi yapanların, yani kağıt, plastik vesaire toplayan arkadaşların ne kadar kıymetli bir iş yaptığını da aslında göstergesi. Onu da söyleyeyim. Evet, değil mi? Tekrar söylüyorum. Geri dönüşüm işi yapanların, o işi yapanlara saygı duymak lazım arkadaşlar. Yaptıkları iş kıymetli bir iş. Güneşin altında, yağmurda, çamurda onları toplamak güzel. Dolayısıyla bu işi yapanlara teşekkür ediyorum. Çok çok fazla. Şuraya bakın mesela. Bakın. Şuraya bir 5 litrelik pet şişe atmışlar. Yani resmen damacana şişe değil bu. Bu kadar da değil yani. Bu arada olmaz dedirten bir şey bu. Alıyoruz. Bu ne? Bu bez. Önemli olan pet şişeler. Evet, çekim için oldukça güzel bir gün. Çünkü bir ara güneş çıktı gelirken. Daha sonra yağmur başladı. Hani ilk böyle şu brandayı kurduğumda yağmur başladı. Yağmur bitti. Sanırım bir kaç dakika, bir işte yarım saat, belki de bir saat sonra dolu başladı arkadaşlar. Yani sanki böyle gün içerisinde sahilde böyle birkaç mevsim bir arada yaşamışım gibi bir an oldu. Tepede yukarıda kar var. Bahsetmiştim zaten. Karda çekim yapmaya gidebilirim. Karda da kamp kurabilirim. Çok güzel bir atmosfer var yani. Çok güzel bir gün oldu. Şöyle ben çekeyim de manzarayı izleyeyim. Soğukta sahile gidemeyenler için alın size çekim, alın size manzara. Kaç kaydırmak istiyorum? Çocukluğumuzla oynadık. Gerçi çocukluğumuzun değil, büyük. Her zaman yaptığım bir şey benim adıma. Yok, bakalım. Şu kamışları kullandım. Şeyin ayakta kalması için. Arabanın ayakta kalması için. Kamışları kullandım. Yani şurada gerçekten insanın göz zevkini bozan şey çöpler. Onlar olmasa çok daha güzel olacak. Yani şu sahile baktığınızda boydan boya rahatsız edici görüntü fark edebiliyorsunuz. Her yer böyle. Ve gittiğim her yerde de bunu çöp gördüğümde söyleyeceğim. Şuraya bakın maalesef. Yani branda dahi var, kova var. Yani atılmasa olmaz mı? Olur değil mi? Ve çok da güzel oldu. Şu anda da güneş açtı bu arada. Kesinlikle çok güzel bir hava var. Balık da tutacağım. Yakın zamanda balık tutmaya çalışacağım. Bir olta almam lazım tabi. Balık tuttuğumda şöyle midyenin iç tarafında hemen şöyle etli kısmın kenarlarında sert bir kısım var. Orasını koparıp midyenin kançasına takıyoruz. Özür dilerim. Oltanın kançasına takıyoruz ve bunu balıklara yem olarak kullanabiliyoruz. Tabi bunu ben de sonradan öğrendim. Yeni öğrendiğim bir şey. Sonradan derken burada hani ben otururken biri geldi. Benden büyük bir abimiz. Onunla sohbet ederken söyledi. Ben de o vesileyle öğrendim yani. Muhteşem bir hava.
Şöyle yukarıdan yüksekten çekim çok daha güzel. Bu arada arkadaşlar, çöpleri şöyle bir kolye koydum. Karton kutuya daha doğrusu. Onu birazdan atacağım. Ve çok güzel bir renk var. Bugün renkler de çok güzel. Geldiğimde hava kapalıydı. Şimdi yani yavaş yavaş açtı. Güneşle birlikte renkler daha iyi ortaya çıktı. Çok yoğun bir güneş yok yani. Dolayısıyla ışık patlaması yok. Yani tam böyle çekim yapılabilecek bir hava var. Dört mevsimi de bir arada yaşayınca yani kar yerine dolu çok ilginç oldu. Yani benim için değişik bir deneyim. Bunu sevdim yani bu durumu.